Bu metinle ilgili olarak verilen yargılardan hangileri söylenebilir? 1. Tanımlamadan yararlanılmıştır. Bu nedir sorusunun net bir cevabı olmadığı için tanımlamadan yararlanılmıştır diyemeyiz. Anlatılanı güçlü kılmak için benzetme yapılmıştır. Şu cümleye dikkat edelim. Öyle yerlere gideceğimizde annemin gözlerinden güneş damlaları gibi ışıklar saçılırdı. Burada benzetmeye başvurulmuş. 3. Düşüncelerin kanıtlanması amacıyla tanık gösterilmiştir. Ünlü bir kişinin adı ve en az bir sözünün kullanılmasına tanık gösterme diyoruz. Fakat metinde böyle bir şey yok. Doğru cevap A şıkkı, yalnız 2. Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı, sayısal verilere yer verilmiştir. Son cümleye bakalım özellikle. Bursa'ya 3 saatten 1 saate, İzmir'e 8 saatten 4 saate, Eskişehir'e 4 saatten 2,5 saate inecektir. Şuradaki %30 da yine bir sayısal veridir. B şıkkı, örneklemeye başvurulmuştur. Mesela dedikten sonra örnekler veriliyor. C şıkkı, tanımlamaya yer verilmiştir. Bu nedir? Bu kimdir gibi soruların net bir cevabı olmadığı için tanımlama yoktur. D şıkkı, karşılaştırmadan yararlanılmıştır. Hemen ilk satıra bakalım. Türkiye'deki en önemli projelerden biri. Projeler karşılaştırılmış ve bunun en önemlilerinden biri olduğu söylenmiş. İçinde en geçen cümlelere dikkat edelim arkadaşlar. Doğru cevap C şıkkıdır. Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangilerine başvurulmuştur? TÜİK, ülkemizde ekonomi, sosyal, nüfus, kültür, çevre, bilim ve teknoloji konularıyla ilgili alanlarda istatistikler derleyen kurumdur. TÜİK nedir sorusunun net bir cevabı var. Biz buna tanımlama diyoruz. İlk cümle tanımlama cümlesi. Devam edelim. Kurumun üzerinde çalıştığı konular birçok alanla ilgili çeşitlilik göstermektedir dedikten sonra bu kurumda nüfusun özellikleri ve artış hızı, enflasyon, işsizlik oranları, yoksul kişi sayısı diye örnekler sıralanıyor arkadaşlar. Buna da örnekleme diyoruz. Doğru cevap B şıkkıdır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? A şıkkı, bir varlığı başka bir varlığa benzetmeye. Benzetme sanatına yer verilmemiş. B şıkkı, bir kavramı belirgin özellikleriyle tanıtmaya. Tanımlama da yapılmamış. C şıkkı, önemli birini tanık göstererek bir düşünceye ikna etmeye. Tanık gösterme de yapılmamış arkadaşlar. D şıkkı, sayılardan yararlanarak bilgilerin doğruluğunu kanıtlamaya. Arkadaşlar, kullanılan sayılara şöyle dikkatinizi çekelim. 477 binadan bahsediliyor. 15. yüzyıldan bahsediliyor. 16. yüzyıldan bahsediliyor. Bunlar sayısal verilerdir. Doğru cevap D şıkkıdır. Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmıştır? Bu nedir sorusuna cevap olmadığı için tanımlama yapılmamıştır. En az iki şeyin birbirine benzetildiği de yoktur bu metinde. Sayısal verilere yer verilmemiş. Fakat karşılaştırma yapılmıştır arkadaşlar. Şuradaki daha kelimesine dikkat edelim. Her gün aynı vakitte uyuyan ve günlük uyku ihtiyacını karşılayan çocuklar gün içinde daha zinde ve huzurludur. Diğer çocuklara göre daha zinde ve huzurludur. Doğru cevap D şıkkıdır. Bu parçayla ilgili olarak hangisi söylenebilir? Ünlü bir kişinin adı ve en az bir sözü olmadığı için tanık gösterme yapıldığı söylenemez. En az iki şeyin belirli özellikler açısından karşılaştırılması da söz konusu değildir. Sayısal veriler kullanılarak, istatistiki bilgiler verilerek sayısal verilerden de faydalanılmamış. Fakat örneklemeye başvurulmuş.
bilgisayar, telefon, televizyon ve benzeri cihazlara aşırı bağımlılığı olan bireyler günlük hayattan ve sosyalleşmekten uzaklaşmıştır. Bunlar örneklerdir arkadaşlar. Doğru cevap B şıkkıdır. Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır diye sorulmuş. Dördüncü satıra dikkat edelim. Stendhal, roman cadde üzerinde gezinen bir ayna gibidir demiştir. Yazar, görüşlerini inandırıcı kılmak için ünlü bir kişinin adını ve bir sözünü kullanmış. Buna tanık gösterme denir. Doğru cevap C şıkkıdır. Bu metinde aşağıda açıklaması verilen düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? A şıkkına bakalım. Bir varlığın veya kavramın belirgin özellikleri niteleyici ifadelerle belirtilir. Burada tanımlamadan bahsediliyor. Fakat metinde tanımlamaya yer verilmemiş. B şıkkı anlatılan bilgilerin akılda kalması ve somutlaşması için benzer örnekler sıralanır. Örneklemeden bahsedilmiş. Metnin sonlarına doğru örneklendirme cümleleri var arkadaşlar. Şuraya dikkat edelim. Süt ve süt ürünlerinin pastörize edilmesi ve konserve üretimi bunlardan bazılarıdır. İki örnek verilmiş. Yani örneklemeye başvurulmuş. C şıkkı bir fikir daha ikna edici hale getirilmek için başka birinin görüşüyle desteklenir. Tanık göstermedir burada açıklanan şey. Fakat metinde tanık göstermeye başvurulmamış. D şıkkı bir varlık veya kavram kendisinden daha güçlü olana herhangi bir yönden benzetilir. Benzetme sanatına da yer verilmemiş. Doğru cevap B şıkkıdır. Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmamıştır? Arkadaşlar, tanımlama cümlesine yer verilmiştir. Çünkü ilk cümlede öte gezegen nedir sorusunun cevabı var. Güneş sisteminin dışındaki gezegenlerdir. Karşılaştırma da var. Hemen onu da gösterelim. Bir ilke imza atan bu buluş, araştırmaların gelişmesinde öncekilere göre daha etkili oldu. Bu buluşla önceki buluşlar karşılaştırılıyor. 1990 gibi, 4000'den fazla gibi sayısal verilere de yer verilmiş. Doğru cevap A şıkkıdır. Benzetme kullanılmamıştır.